Ben onun kelebek Muhammed Rahman Çiftçi ismi. Ben bir kelebek hastasıyım. Ben 3 defa ameliyat oldum hayatımda. Bu üçüncü. Bir kere Balcalı Devlet Hastanesi'nde Adana'da olmuştum. Bir kere de 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nde oldum. Şu an yine oldum. Ellerim şu an açık. Ben buradan kelebek çocuklara bir mesaj vermek istiyorum. Ellerine mukayyet olsunlar çünkü bir süre sonra deri içinde kayboluyor ve ameliyat olmak daha da zorlaşıyor ve acılarımız daha da çoğalıyor. O yüzden ellerini korusunlar kelebek hastaları. Böyle bir mesaj vermek istedim. Ailelerine de söylemek istediğim bir şey var mı? Ailelerine de mesela geceleri yatarken bezle sarabilirler ellerini. Kapanmaması için. Çünkü en çok uykuda eller kapanıyor. O yüzden elleri sarabilirler uyurken. Sabah yine açabilirler. Elleriyle oyun hamuru oynayabilirler. Kapanmaması için hareket yaptırabilirler. Böyle bir mesaj veriyorum ailelerde. Bizim kelebek hastalarımız olduğu için ellerimizin eklemleri kapanıyor. Bunu da ameliyatla açtırıyoruz. Ameliyat süreci şöyle. Mesela bilmeyenler için söylüyorum. Ben geçen sene geldiğimde buraya tek bir elim sonra bir elim oldum. Ama bu sefer 2 elimle oldum. İlk ameliyat olduğunda 2 elim acısı bayağı oluyordu. 3-4 defa ağrı kesiciler taktılar. Ameliyat oluyoruz. Parmaklarımız böyle açılıyor. Bu süreçte tabii 3 günde bir narkozla pansuman yapıyorlar. Çünkü daha açık yaralar olduğu için o acılara dayanamayabiliyoruz. O yüzden narkozla pansumanlarımızı yapıyorlar. Pansumanlarımızda da şu tellerin bakımları bir de parmaklarımıza krem sürüyorlar o yaralara. Onları sürdükten sonra iyice yediriyorlar, sonra da sarıyorlar. Sonra da bunu kapatıp tekrar bizi servise alıyorlar. 3 günde bir zaten pansuman oluyoruz. Bu yarın sonuncu pansumanım olacağım inşallah. Sonra da serviste kendimiz pansuman hocasının yardımıyla kendimiz serviste açacağız. Çünkü gün geçtikçe yaralarımız daha iyileştiği için serviste açacak hale geliyor. Bunları açtıktan sonra zaten 2 pansuman da serviste yapıyorlar. Sonra bizi evimize gönderiyorlar. Evde de bir süre annem bana pansumanımı yapıyor. Sonra şu gördüğünüz teller onların da bir süre bekliyor parmaklarımızda. Sonra zaten kendisi atıyor teller. Atmayanlar da doktor kendileri yavaş yavaş çekiyor. İşte böyle bir sürecimiz var. Teller zaten çıktıktan sonra böyle birkaç hafta sonra falan parmaklarımızı yavaş yavaş eğebiliyoruz. Böyle bir sürecimiz var ameliyat süreci. İşte öyle. Buyurun efendim. Merhaba, ben Doktor Ayşe Akman Karakaş, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zürevi Hastalıklarında öğretim üyesiyim. Epidermolisis bülloza genetik geçişli bir hastalık. Burada bu hastalık çok küçük yaşlardan itibaren kişileri etkileyebiliyor. Derilerinde bir takım eksikliklerden, belli genetik defektlerden dolayı oluşan değişikliklerden dolayı çok kolay yaralar, su toplamaları meydana gelebiliyor. Bunun çok farklı tipleri var. Hafif tiplerinden daha ağır deri, mukoza dediğimiz deri dışındaki organları da etkileyebilen bir duruma neden olabilmekte. Yaraları üzerinden ilerleyen dönemlerde deri kanserlerine kadar bir süreç olabilmekte. Sadece bir deri hastalığı olarak değerlendirmemek lazım. Biz deri ve zürevi hastalıkları uzmanı olarak aslında epidermolis bullosa tedavi yaklaşımlarında bir orkestra şefi olarak değerlendirilebiliyoruz. Onun dışında çünkü diğer organları da ilgilendirdiği için çoklu sistemi ilgilendiren bir yaklaşım gerekmekte. İlgilendirdiği, etkilediği yere göre de farklı organlara yönelik farklı disiplinlerden yardım istiyoruz. Yani bir böbrekle ilgili bir birikici durum, kardiyak bir etkilenme, kansızlığa bağlı hematolojik değerlendirme, deri yaralarının takibi, plastik cerrahi değerlendirme gibi sayılabilir. Kemikle ilgili gelişmeleri, hormonal değişiklikler de olabilmekte.
Bu hastalarımızın tabii ki uzun süreli bir durum olduğu için sosyal anlamda veya psikolojik anlamda da psikiyatrik anlamda da desteklere ihtiyacı olabilmekte. Sadece hastalarımızın değil, hasta yakınlarının da desteğe ihtiyacı var. Yaşma şansınız var mı? Nereye gidelim? Tamam, dışarı doğru gidelim. Şöyle bir tur atalım. Tamam mı? Yakından elde çekmek istersen.